Hay Allah. Nereye gitmiş olabilir ki bu kart? Hayat, kızım sen sofrayı hazırla. Tamam anne. Niye duruyorsun orada? Yardım etsene bana. Dikilmiyorum anne. Pilavı ben götürürüm. Sen tavukla salatayı al. Hiç anlamıyorum. Piku telefonlarıma cevap vermiyor. Bu kadar üzme kendini. Er geç bir yol bulacağız nasılsa. Dikkat et. Üzülmemek mümkün mü Şaban'a? 2 saat içinde belki 10 kere aramışımdır. Bizim için bir çıkış yolu yok gibi görünüyor. Geçen gün teyzeme açtım bu konuyu. Bilmiyorum. Belki o bir şeyler ayarlayabilir. O garip kadın ne kadarını ayarlayabilir ki? Ailemizde o kadar varlıklı biri yok. Kimse bu miktarı bir anda çıkarıp veremez. Dinle. Hayatta biliyor. Durumun farkında. O da çok üzülüyor. O buradayken yüzümün asıldığını görsün istemiyorum. Eve geldiğinde ne dediğini duydun mu? Kızımız iş bulup çalışmak istiyormuş. Alo. Yarın çekimler kaçta başlıyor? Sabah 9'da. Gelecek misin? Evet. Orada olacağım. Bana mesajla adresi yollarsın. Tamam. Hayat. Kim bu Rocky? İyi tanıdığın biri mi? Evet. Bir kere görüşmüştük. Hayat, sen aklını mı kaçırdın kızım? Birini bir kere görmekle tanıyamazsın. Ama bir insanın karakterini anlamak için bir kere konuşmak yeter. Bak, bu da onun kart viziti. Kendi şirketi var. Yani düzgün biri olmalı. Bir çekim için gelmiş. Bombeyli bir modeli var, bir de Bhopal'den istedi. Aslında ben de emin değilim. Bunu yapmalı mıyım bilmiyorum. Ama şu var ki ailemin maddi durumu çok kötü. Eğer çalışma ortamını beğenmezsem veya şüphe çekici olduğunu düşünürsem o zaman da vazgeçerim. Lütfen bundan sonra bu konuyu açmayalım artık. Merak edecek bir şey yok. Al şunu. Rocky nerede? Bu taraftan. Burada bekleyin olur mu? Tamam. Ya senden de öyle şeyler giymeni isterlerse? Hayır. Bunu yapamayacağım. Annem, sen açsana. Hayır Hayat, konuş onunla yoksa senden şüphelenebilir. Alo? Neredesin sen? Anne, Raju ile beraber alışveriş yapacağız biraz. Alışveriş mi? Nereden çıktı bu Hayat? Biliyorsun, gereksiz harcamalardan uzak durmamız gerekiyor. Merak etme anne. Modele buraya gelmesini söyleyin. Işık kontrolü yapın. Işıklar tamam. Hayat, neydi o sesler? Neler oluyor? Bir televizyon dizisi. Çekim için pazarda set hazırlıyorlar.
sakın kalıp seyretmek istediğini söyleme bana. Kim bilir nasıl insanlardır. Başıboş tipler olabilirler. Dinle. Hazır pazara gitmişken sebze alışverişini de sen yap. Tamam. Kapatıyorum. Bunu yapmak istemiyorum. Gidelim artık. Tamam. Hayat? Aa, gidiyor muydun? Benimle gel. Hadi gel, gel. Hop. Aa, bak şuna. Ne diyorsun? Ne oldu? Güzel değil mi? Evet, çok güzel. Aa, tamam. Peki bu nasıl? Bu da çok güzel. Aa, bunları hazırlayın olur mu? Aa, baban nasıl? O iyi mi? Rahatsız olduğunu nereden bildin? Nasıl mı? Geçen günkü sohbetimizde söylemiştin. Şimdi çok daha iyi. Ben ona iyi bakacağından eminim. Ama şunu unutma. Büyüklerimiz biz çocuklar için çok büyük fedakarlıklar yapıyorlar. O yüzden yaşadıkları sürece onlara iyi davranmak hepimizin görevi olmalı. Değil mi? Pekala, sen gidip hazırlan artık, tamam mı? Çekimlere başlayalım. Hadi bakalım, birazdan görüşürüz. Neden bu kadar gerginsin? Bu çok kolay. Rahatla, endişe etme. Burada yabancı yok. İçecek bir şey ister misin ha? Soğuk ya da sıcak bir şey. Hayır mı? Sakin ol. Bu çok basit, tamam mı? Müziğin keyfini çıkart. Nasıl poz veriyordun? Böyle yapsana. Mükemmel oldu. Kameram sana aşık oldu. Mükemmel bir işti. Al bakalım. Tam 25.000 rupi. Sahte değil. Çok teşekkür ederim. Neden bana teşekkür ediyorsun ki? Emeğinin karşılığı bu. Benimle bir kahve içer misin?